Şimdi İbrahim Sedyani, İbrahim Sedyani Almanya'da yaşıyor. Pozitif ayrımcılık istiyor. Ben çokça hazırlandım. Sayfalar fazla diyor. Onun için biraz daha hepinizin izniyle birkaç dakika daha süre vereceğiz. Fakat tekrar ifade ediyorum. 3 dakika daha vererek süreye riayet etmenizi talep ediyorum. Buyurun. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla, hamd alemlerin Rabbi olan Allah'a, salat ve selam O'nun gönderdiği peygambere, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem ve pak ehli beytine. Değerli kardeşlerim, hepinizi selamların en güzeli olan Allah'ın selamıyla selamlıyorum. aramızda bu etkinliğe en uzaktan gelen benim tabi. Yurt dışından gelmiş olmamla. Ama benim uzaktan gelmem sadece Almanya'dan gelmiş olmamla sınırlı değil. Ben daha uzaklardan geldim buraya. 2 hafta önce Bangladeş'te, Arakan'daydım. Rohingya topraklarında. O mazlum halkın arasında. Bir haftalık bir gezi yaptım. Size Bangladeş'teki Bangal kardeşlerimizden ve Arakan'daki Rohingya kardeşlerimizden selam getirdim. Selam ve muhabbet getirdim. Biz oradayken büyük bir katliam oldu. 1640 insan öldürüldü. Bunlardan 370 kişi boğazları kesilerek katledildi. 800 kişi evleri ateşe vererek öldürüldü. Diri diri yakıldı. 400 kişi kurşunlanarak, 70 kişi de taşlanarak ve sopalarla dövülerek öldürüldü. Kurbanların büyük çoğunluğu kadınlar ve çocuklar oluşturuyor. Yaralı sayısı 1000 civarında ve yarısından fazlasının durumu ağır. Toplam 33 köy ateşe verildi. Yakılan toplam arazi 60 kilometre karelik bir coğrafyaya tekabül ediyor. Yakılan ev sayısı 2920. Cayır cayır yakılan evlerde diri diri yanarak tüm bile yok olan onlarca değil yüzlerce aile var. Şimdi Arakan İslam toprakları ve Müslüman Rohingya halkı şu anda hakikaten korkunç bir soykırımla karşı karşıyadır. İnşallah uzaklardaki o kardeşlerimizin yaşadığı trajiye daha fazla duyarlı olan kamuoyu oluşturalım. Ve oralarda unutmayalım. Sevgili kardeşlerim, Kürt sorunu doğuran süreç ve tarihsel sebepler konulu bir oturuma tabi tebliğci olarak katılıp ve fakat konuşmama Arakan ve Rohingya ülkesinden bahsederek başlamam belki birçoğunuza anlamsız gelmiş olabilir. Oturduğunuz yerde beni dinlerken belki ne alaka diye sormuş olabilirsiniz. Hayır, aslında çok alaka. Yani binlerce yıllık köklü bir tarihe ve medeniyete mensup aziz Kürt milletinin bugün karşı karşıya olduğu sorunlarının kimliksiz ve statüsüz durumlarının tarihi kökenlerini Kürdistan'ın batısındaki bir yerde Marmara bölgesinde tartışıp konuşurken konuşmama sözlerime en doğudaki Kürdistan'la Rohingya'dan başlamakla aslında çok doğru bir iş yaptım. Hicaz bölgesine ve Orta Doğu coğrafyasına oldukça uzak olmasına rağmen Arakan topraklarının İslamlaşması çok erken tarihlerde 8. yüzyılda başlıyor. Arakanlar 8. yüzyılda Müslüman olmuş bir halktır. Başka bir ifadeyle İslam'ın doğduğu topraklara kendilerinden daha yakın olan halklardan bile daha erken bir tarihte İslam ile tanışmışlardır. Şimdi tabii Rohingya isminin üzerinde duracağım ve Arakan topraklarının İslamlaşması üzerinde duracağım. Burada daha 8. yüzyıldan bahsediyoruz. Yani 700'lü yıllardan. Batılı ve doğulu bilimsel kaynaklar Arakan topraklarının 8. yüzyılda o topraklara giden Kürtler tarafından İslamlaştırıldığını söylemektedirler. Bunlar tüccar idiler. Öyle ellerinde kılıç, Allah Allah naralarıyla önlerine çıkan kavimleri kılıçla kesip biçerek gitmemişlerdi buraya. Tüccar ve aynı zamanda tebliğci idiler. Bir kısmı Kürdistan ana yurdundan, Van'dan, Diyarbakır'dan, Botan'dan, fakat önemli bir kısmı da Yemen topraklarından idiler. evet, Yemen dedim. Ünlü İslam tarihçisi ve Cizreli bir Kürt olan El Ceziri'yi okursanız, o tarihlerde Yemen topraklarında, Botan topraklarındaki kadar Kürt yaşadığını ve bunların büyük kısmının ulemadan İslam alimi olduklarını, o tarihlerde Yemen topraklarında, Diyarbakır topraklarında, yani bu Kürt, bugünkü anlamda Kürt sorunun temel taşları, birincisi bu Çaldıran Savaşı'nda Yavuz Sultan Selim'in, yani ne hikmetse bu yani aslında bir mezhep savaşı da değildir bence. Tamamen bir hakimiyet savaşıdır. Yani çünkü
o dönemdeki Yavuz Hanedanı'nın ne derece Sünni, Şah İsmail'le ne derece Şii olduğu bence hiç tartışmaya bile değmez. Ondan sonra 1609 Kasr-ı Şirin. Kasr-ı Şirin'i değinmeden geçemeyeceğim. Ancak ondan önce 1555'te bir Osmanlı ile Kürt beyleri arasında bir Amasya Antlaşması var. Osmanlı-Kürdistan Özellik Antlaşması. Burada Safevilere karşı Osmanlı'yı desteklemiş olan Kürt beyleri anlaşmada hazır bulunuyorlar. Osmanlı Devleti ile Kürdistan beyleri arasında imzalanan ve tarihteki ilk Osmanlı-Kürdistan Özellik Antlaşması olan anlaşmaya göre bir Kürt emir 1555'te imzalanıyor. Kürt emirleri atalarından kendilerine intikal eden Kürdistan topraklarında bağımsız olarak kendi kendilerini yönetecek, geleneksel düzenlerini koruyacaklardır. Bu emirlikler eskiden olduğu gibi babadan oğula intikal edecektir. 2. Osmanlılar bir yabancı devletle savaştığında Kürdistan beyleri kuşanmış silahlı süvarileriyle Osmanlı ordusuna katılarak savaşacaklar ve dışarıdan bir saldırı olursa ortak düşmana karşı koyacaklar. Aynı şekilde Osmanlılar da Kürtleri düşmanlarına karşı koruyacaklardır. 3. Kürdistan eyaletindeki emirler Osmanlı Devleti'ne her yıl tespit edilecek bir vergi ödeyeceklerdir. Bu 1555 yılında imzalanan Amasya Antlaşması. Daha sonra 1623 yılında 4. Murat'ın tahta geçişiyle beraber özellikle Kürdistan yeni bir sosyopolitik sürecin içine giriyor. Son 5 dakikanız. Daha Cumhuriyet dönemine gelemedik. Lütfen tekrar ediyorum. Başlığa sadık kalalım. Yani tarihsel süreci anlatıyorsun ama burada Kürtlerin Müslüman oluşunu ispat eder gibi bir durum var. Yani Cumhuriyet'le ilgili, Cumhuriyet dönemine gelirsek son başlık. Cumhuriyet dönemine geçmeden önce Kasr-ı Şirin Antlaşması'nda 4. Murat'ın Diyarbakır'a uğraması var. Kürt emirlerinden, oradaki Kürt ulemasından biat almak için. Yani Bağdat Seferi'nin şerri açıdan meşruluğunu tasdik etmek için. O biatı almıyor ve orada Kasr-ı Şirin dönüşü büyük bir katliam yapıyor 4. Murat. Orada Çılsıtun Köyü'nde. Buradaki direnişin yani biatı eden kişi de Seyit Haşim'dir. Seyit Haşim ise Şeyh Said'in 6. Dedesidir. Yani dedesinin dedesi. Ve o ve Aziz Urmevi, o da Ubeydullah Nehri, Seyit Abdülkadir silsilesinden. O konu aslında çok önemliydi ama onu artık geçeceğiz. Artık bunu yazılı olarak yani başka şey yok. Süre çok kısa. Cumhuriyet döneminde yani Kürdistan Teali Cemiyeti olgusu var. Ondan önce Kürdistan Azmi Kavmi Cemiyeti olgusu var. Yani olay şu. Ya Kürtler hakikaten gerek Seyit Abdülkadir'in çıkışı ve Yusuf Bitlis Milletvekili Yusuf Ziya Bey olsun, Azadi Cemiyeti Cibranlı Halit olsun ki bunlar daha sonra bağımsız Kürdistan isteyen gruplar. Aslında bu Azadi Cemiyeti yani bağımsız Kürdistan istemiyle ilk çıkanlar olmamış olsaydı onlar daha önce aslında bağımsız Kürdistan'ı engelleyen insanlar. Yani Cumhuriyet rejimi, kurulan yeni şovenist rejim insanları öyle bir noktaya getiriyor ki yani bütün bir cumhuriyet kurulana kadar efendim ayrılıkçının önünü kesen bizim mukadderatımız Türklerle birdir. Biz kanla canla işte biriz. Seyit Abdülkadir olsun. Yani bunlar Kürdistan'ın kuruluşunu engelleyen insanlardır aslında bu Kürt kahramanlar. Ama Cumhuriyet kurulduktan sonra bu kez yani Kürdistan için çünkü o noktaya getirdi ki tamamen kandırıldılar. Yani bunun süreci keşke vakit olsa da uzun uzun anlatabilseydim bunu. Ki zaten ben yazılarımda uzun uzun anlatıyorum. Sonuç babında bir şeyler söylemek istiyorum artık en sonu. Sonuç babında bugünkü Kürdistan sorununun ana parametrelerini şu şekilde sıralayabiliriz. Kürdistan ülkesi 5 parçaya bölünmüştür.
Türkiye, Suriye, Irak, İran ve Ermenistan arasında 5 parçaya bölünen Kürdistan halkı aralarına ulusal sınırlar çizilerek ve dikenli teller örülerek birbirinden ayrılmış, akraba akrabadan kopartılmıştır. Dolayısıyla Kürt-Kürdistan sorunu aynı zamanda ümmet coğrafyasının bölünmüş olmasıyla ilgili bir sorundur. Yani Kürt-Kürdistan sorunu daha çok İslamcı ve muhafazakar çevrelerin iddia ettikleri gibi çözüme kavuşturulması halinde ümmeti bölecek bir sorun değil, tam aksine böyle bir sorunun hali hazırdaki varlığı ve realitesi ümmetin bölünmüş olmasından kaynaklanan bir sorundur. Dolayısıyla Kürdistan'ın bölünmüşlüğünün ortadan kaldırılması ve Kürdistan ülkesinin yeniden yek vücut olması ümmeti bölmeye yarayacak bir dönüşüm olmayacak ki ümmet zaten bölünmüştür. Bilakis Kürdistan'ın birleşmesi ve Kürdistan'ı 5 parçaya bölen sınırların ortadan kaldırılması ümmetin bölünmüşlüğüne son verecek olan cihan şümül bir dönüşümün ilk adımı veya adımlarından biri olacaktır. Biz böyle bakıyoruz. Kürdistan ülkesinin her parçasında Kürt milletine karşı ayrı zulümler uygulanmıştır. Bu kimi zaman Dersim, Ağrı, Koçgiri, Enfal, Halepçe gibi katliamlarla, kimi zaman da kimliğin inkarı, dilin yasaklanması, coğrafi yer isimlerini zorla değiştirmesiyle yaşatılan farklı zulüm çeşitleridir. Dolayısıyla Kürdistan ülkesine ve aziz Kürt milletine yönelik egemen devletler tarafından uygulanan zulüm, katliam, inkar politikalarına karşı çıkmak yalnızca Kürdistan halkının bizden beklediği davranış değil, aynı zamanda İslam ve Kur'an'ın Allah ve Resul'ün bize emrettiği tavırdır. Beş parçaya bölünen Kürdistan ülkesinin özellikle en büyük parçasında, yani bizim de yaşadığımız Türkiye Kürdistan'da, Kürt-Kürdistan sorunun hak ve özgürlükler bağlamında hususen iki parametre üzerine oturmaktadır. Biri Kürtçe ana dilde eğitim ve bir de Kürtçe yer isimlerinin iadesi. Tabii her ikisinin de ve bunlar haricindeki diğer tüm farklı boyutların da adaletli ve hakkaniyetli bir çözüme kavuşması için her şeyden önce Kürt kimliğinin anayasal olarak tanınması gerekmektedir. Ana dilde eğitim Allah-u Teala tarafından bahşedilmiş fıtri, ilahi ve insani bir haktır. Ve bu sağlanmadan sorunun çözümüne yönelik başkaça hiçbir adımın atılması mümkün değildir. Dolayısıyla bir, Kürtçe ilkokuldan başlayarak üniversite bitimine kadar eğitim dili olmalıdır. Hem ilahi dilin hem de evrensel hukukun kabul ettiği tek çözüm yolu budur. İki, asimilasyon politikaları sonucu isimleri zorla değiştirilip uydurup Türkçe isimler verilen yerleşim birimlerinin, köy ve şehirlerin Kürtçe gerçek isimlerinin tamamı iade edilmelidir. Ve hem de hemen yaşadığımız ülkede 100 yıla yakın zamandır egemen olan şoven siyasi bu topraklara ve insanın üzerinde yaşayan insanlara öyle bir utanç bıraktık ki bu utanç 100 yıllar boyunca nesilden nesile sürecek torunlarımıza bırakacağımız bir utançtır. Çünkü Cumhuriyet tarihi boyunca 28 bin isim zorla değiştirilmiştir. Asimilasyon amaçlı olarak değiştirilmiştir. Bu topraklarda Türkçe dışındaki hiçbir dile hayat hakkı tanımayan ırkçı rejim, Kürtçe, Lazca, Gürcüce, Ermenice, Rumca, Çerkezce ve Arapça olan tüm yer isimlerini haritadan silmiş, onlara uydurup Türkçe isimler vermiştir. Bu ülkedeki tüm şehirler, tüm köyler, Kürtçe, Lazca, Gürcüce, Ermenice, Rumca, Çerkezce ve Arapça isimlerle kuruldukları ve halen de yerli halk tarafından bu isimlerle alındıkları halde bunların tamamı resmiyetini kaybetmiş durumlardır. 28 bin ismin değiştirilmesinden bahsediyoruz. Bunların 12.211 tanesi köy ismidir. Ülkede ismi değiştirmeye neredeyse bir dönlük bir toprak parçası yoktur. Biz şu anda öyle bir ülkede yaşıyoruz ki bu ülkede bulunan köy ve şehir isimlerinin yarısı uydurmadır. Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki aracımızla yolda giderken karşımıza çıkan tüm trafik işaretleri bize yalan söylüyorlar. Biz öyle bir ülkede yaşıyoruz ki şu anda ülkemizin milyonlarca insanı kendi köyünün resmi ismini bilmiyor. Ve bu utanç, yani hiç abartmasız hak ve adalet mefhumundan uzaklaşmamış, vicdanı körelip kararmamış, erdem ve fazilet melekelerini yitirmemiş herkesin rahatlıkla kabul edeceği üzere bu yer isimlerinin değiştirilmesi olayından bahsediyorum. Kızılderili soykırımı ve Afrika'daki insan ticaretinden sonra, bakın arkadaşlar, Kızılderili soykırımı ve Afrika'daki 400 yıl boyunca süren insan ticaretinden sonra insanlık tarihinin en yüz kızartıcı üçüncü büyük suçudur. 28 bin ismin değiştirmesi, köy ve şehir ismini. Bu tarihin en büyük üçüncü soykırımıdır. Bunu biz resmi olarak kabul etmemiz lazım. Yani bunu sonuç bildirgesinde deklare etmemiz lazım. Bunu özellikle ben mazlum derden rica ediyorum. Çünkü bunun insanlık tarihinde, dünya tarihinde ikinci bir örneği yoktur. Olmamıştır. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şey yapılmamış.
yani yapılmıştır ama bu kapsamlıkta ve bu şumullükte olmamıştır, yani yaşanmamıştır. Bu zulme karşı çıkmak, köylerin ve şehirlerin gerçek isimlerini geri istemek için illa da belli bir kavme ve dünya görüşüne mensup olmak gerekmiyor. İnsan olmak yeterlidir. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun kardeşim.